Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Türkiye vs Rusya ulusal maçını izleyeceğiz. Takımımıza baktığımız zaman Link, Belerik, Parsa, Cloud ve Barats var. Karşıda Popol Kupa, Lunox, Change, Granger ve Alucard var. Alucard'ın lane'e gittiğini görüyoruz. Ormancımız Link ve Red'den başlamış, Red'ini alıyor. Üste Cloud var, Lunox'a karşı oynuyor. Bayağı bir zorlanacak gibi. Ve de biliyorsunuz ki Cloud dakika 6'ya kadar neredeyse hiçbir etki gösteremiyor. Aşağı koridorda Barats var, karşısında Alucard var. Barats'ın burada pek fazla zorlanmayacağını düşünüyorum. Mid'de ise Parsa ve Belerik var. Bu arada Parsa fazla zorlamış. Rakibin ormanın içindeyiz. Granger'a güzel bir hasar verdi. Popol Kupa da orada. Burada Parsa biraz fazla zorladı. Popol'un tuzağına da yakalanınca Fiske'yi de attılar ve Parsa'yı kesmeyi başardılar. Bu da ne yazık ki ilk kanı verdik. Ama bu sırada Ling'imiz karşının buff'ını çalıyor. Bakalım çalabilecek mi? Parsa burada ölmüş olabilir. Ama Granger'ın ormanın dönmesini gerçekten zorlaştırdı. O sırada da Ling karşı takımın mavisini çalmayı başardı derken Link araya girdi. Bakalım burada Popol'un canı az. Popol ve kupayı çıkartmayı başardılar. Change'i de çıkartabilecek miyiz buradan? Change'i kovalamak istemiyoruz. Ve Link bu sefer de kendi mavi buff'ına doğru gidiyor. Karşınkini çalmamız çok iyi oldu. Bu arada Alucard'la Barats burada sürekli dövüş halinde olacaklar ama bir kazanan olmaz diye düşünüyorum. Yine girdi Alucard. Canını bayağı da bir azalttı. %50 civarında canı var. Parsa yine rakipleri rahatsız ediyorken burada Belerik'ten Granger'ı kestiğini görüyoruz. Karşı ormancı aman vermiyoruz derken Link de duvardan zıpladı. Orada Belerik'i de ne yazık ki kaybettik. Ama Link oradan bir kill daha almayı başardı. Change'i kesti. Link devam ediyor burada Popol ve Kupa'ya. Ama çıkmayı tercih etti. Oyunun başında öne geçen bir Link oyunun sonunda neler yapar biliyorsunuz. Şu anda 2-0 Link'imiz var. Bu bizim için çok iyi bir haber derken Parsa burada kuş olup uçtu. Kurtul oradan. Çok güzel, Link araya girdi. Ultisini de kullandı ama buradan çıkması gerekiyor. Link buradan tekrar güzel bir şekilde çıkmayı başardı. Belerik karşı Granger'ı sürekli rahatsız ediyoruz. Şu an Granger'ı bayağı bir geri düşürdük. Ormancı farkını güzel açtık. Karşı üste pek bir olay dönmüyor. Dediğim gibi Cloud çok zorlanacak. Umarım koridorda zorlandığının hıncını ilerisinde alır. Bu arada Rusya başladı Turtle'a ama buraya oynayacak mıyız diye bakıyoruz. Belerik hızlıca girdi araya. Belerik'ten güzel bir birinci yetenek. Orada Change'i yavaşlattı. Parsa da 4 level olmuş durumda. Parsa bir tane daha vuramayacakmış Change'e. Change'in canı çok azdı ama orada yakmaya öldürdü Change'i. Parsa buradan bir kill almayı başardı. Link'i izliyoruz. Link zıpladı Granger'ın üstüne. Granger'ın canı çok az. Link yetişebilecek mi? Link yetişti oradan. Kill Parsa'ya kalmasına rağmen devam ediyorlar. Popol ve Kupa'yı da kesecek miyiz? Link ultisini de attı. Buradan Popol ve Kupa'yı çıkarttık ama Alucard artık arkadan geliyor. Parsa'nın ölmemesi gerekiyor. Bakalım. Burada bizim için çok güzel oldu çünkü bu killer demek bizim için Turtle demek. Umarım Change ve Alucard buraya gelmezler. Hızlı bir şekilde buradan Turtle'ı alıp çıkmamız gerekiyor. Barats ve Ling'in Turtle dövdüğünü görüyoruz. Alucard yaklaşıyor ama çarpı yok. Unutmayalım, Alucard koridorda oynuyor derken Change'i arada sıkıştırdık. Burada kesebilecek miyiz? Parsa da ultiyi kullandı. 0-1'den 3-1 olan bir Parsa görüyoruz. 3-0-2-1 Link görüyoruz. Vay Rusya'nın haline diyelim. Ama tabii ki hiçbir şey belli olmaz. Link tekrardan mavisini alıyor. Üste Cloud'dan bir ulti gelmiş. Burada Lunox'u dövebilecek mi diye bakıyorum. Fakat Lunox'u orada öldürmesi biraz zor. Parsa baskına gelmiş. Buraya Link de geliyor. Akdeniz'e aldığını görüyoruz. Bir kule alt denemesi görecek miyiz Lunox'u? Şu an üstünde sarı var. Bu biraz tehlikeli olabilir. Granger'ın mavisini aldığını görüyoruz. Link burada zorlayacak gibi Lunox'u kendini gösterdi ama midde Granger'ın canı az. Üste Lunox'a bir kule alt denemesi. Sarısını kullandı. Link de ultisini kullandı. Link buradan çıkabilecek mi? Üstündeki shutdown'u vermemesi gerekiyor. Link buradan çıktı mı derken Popol Kupa ultiyle birlikte geldi. Lunox oradan çok az canla kaçtı. Link'in de buradan çıktığını görürüz ama fazla zorlamaması lazım. Popol ve Kupa'yla şaka olmaz derken Parsa burada 1v1 atıyor. Change'le bakalım kestiğini görebilecek miyiz? Kule aldı. Bir tane de hasar yedi. Cloud da geldi. Ama Popol ve Kupa'nın gelmesi sayesinde Change oradan çıkmayı başardı. Ling'imiz ormanın dönüyor. Fakat şu an 3300 gold'la çok fazla önde olan bir Parsa'mız var. Karşı rakibe göre de çok kasmış durumda. Şu an Parsa çoğu kişiyi tekler derken Lunox'u bir tur düşürmemiz gerekiyor. Burada mid'e bir oyun gördük. Buradan kesin görecek miyiz? Ve burada Granger'ı çıkarttı Link ultisini de kullanarak. Change'de bir kule alt denemesi görüyoruz. Link'ten büyük bir hasar var. Orada Popol ve Kupa'yı yakalayabilecek miyiz? Bakıyorum, oradan çıktık. Çünkü Change'in ultisi bizi orada kışkırttı derken Lunox'la Cloud arasında 1v1 derken çok güzel gitti Link orada. Lunox'un kesildiğini görecek miyiz? Sarısını kullandı. Link bekliyor orada, kesmek istiyor. Parsa'nın ultisi olduğunu düşünüyorum. Ama arkadan Popol ve Kupa geldi. Burada Link'in öldüğünü görecek miyiz? Link 0 canla kaçtı ama buradan, pardon, Parsa 0 canla kaçıyordu, kaçamadı.
Link de buradan bir kill daha çıkarttı ama Lunox'u yine düşüremedik. Buradan çıkmamız gerekiyor. Alucard zıpladı Claude'un üstüne. Claude kalkanını kullandı. Ultiyi de kullandı. Buradan çıkabilecek mi? Bakıyoruz. Dextra da ışınlandı ama Alucard fiskesiyle birlikte burada Claude'u kesmeyi başardı. Aman bir kill daha vermeyelim ona. Bir kill daha vermeyelim derken Link oradan Alucard'ı kesmeyi de başarıyor ve 6-0-2 duruma geldi. Raptor'u bitirdiğini görüyoruz ve bir de canavar arası kılıcı çıkıyor derken Granger oradan ne yazık ki Ling'i öldürdü ve shutdown'u aldı. Tehlikeli bir isim Granger. Dediğim gibi oyun uzadıkça belli olmaz. Aşağıda Barat'ın kuleyi yardığını görüyoruz. Şundan dolayı çünkü Alucard takım savaşına geldi ama Barat takım savaşına gelmeyip koridoru ittirmeyi tercih etti derken mavimiz ultleyecek mi? Chench maviyi ultledi ve Link için kötü günler başlıyor demek. Barat orada Lunox'u yakalamış ama üstünde sarısı var. Bu iki kişi arasından kill çıkmaz derken Chench de geliyor burada. Barat'ı zorlayabilecek derken zorlamadılar. Turtle'ın çıktığını görüyoruz. Şimdi Turtle'ın burada bir takım savaşı için toplanma olacaktır. Bu arada arkadaşlar devamı için like atmayı, yorum yapmayı unutmazsanız sevinirim. Hala da abone değilseniz abone olarak büyük destek olabilirsiniz. Serinin devamını isterseniz söyleyin. Devamını çekeriz derken. Turtle'a başladık ama Turtle burada geri bozuldu. Parsa'nın canı az. Ultisini kullanmış oldu. Son ultisiyle Alucard'ı kesmeyi başardı. Şu anda bir kişi eksikler. Lunox ve Barat aşağıda. Ama Parsa'nın da canı az. Popol ve Kupa orada. Ultisini kullanmış gördüğüm kadarıyla kurtun. Bakalım Turtle kime kalacak? Turtle alabilecek miyiz? Link Turtle çaldı. Çok güzel oldu. Beleri'yi burada kaybettik. Son ölmeden önce ultisini kullandı. Bizimkilerin oradan kaçmasını sağladı Beleri. Claude tehlikeli yerlerde. Tekrar lane'i ışınlandı. Ultisini kullandı. Çok büyük hasar verdi. Chench'e Claude vurdu. Chench'i yok etti resmen. Çünkü Claude'un canavar avcısı kılıcı artık bitmiş. Ve o Claude'dan korkun arkadaşlar. On stack. Barat'ın da zorladığını görüyoruz. Parsa ulti açtı ama o ultiyi nereye açtı bilmiyoruz. Maviye yetişmiyor. Burada mavinin alını görüyoruz. Granger maviyi aldı. Link yetişemedi. Bizim kulesini tutacak mı izlerken Parsa resmen tek attı arkasından. Hasarın devamını getiremedik o Granger'a. O canla bırakmamalıydı konu orada. 13'e 8 şu an gold anlamında neredeyse 4 kalık bir gold farkı var derken Parsa buradan 0 canla kaçmayı başardı. Popol ve Kupa'dan bakıyoruz böyle Link zıpladı. Popol ve Kupa'nın canı az. Oraya Nox'un oynadığını görecek miyiz? Popol ve Kupa buradan çıkacak mı derken yukarıda da Claude yine Chench'i kesmeyi başarmış. Ama midde daha büyük bir savaş görebiliriz. Parsa'nın canı çok az. Burada base atması gerekiyor. Herhangi bir hatasında ölür. Niye bekliyor anlamadık. Granger de o arada mavisini alıyor. 4600 gold'lu bir Granger var fakat da bizde 5000 üzerinde 4 tane oyuncumuz var. Sadece tankımız derken Parsa burada dediğimiz hatayı yaptı ve Granger'ın ultisine ne yazık ki öldü. Ya bu kadar kasmışken üzerinde shutdown varken orada beklemenin ne anlamı var? Gerçekten düşünülür bir şey ve enteresan bir şey derken bu arada Barat'tan hiç bahsetmiyoruz. Çünkü Barat 0-0-0 oynuyor ve deli gibi kasmış durumda. Şu an takımın en fazla kasan ikinci ismi Barat. 2-3 aralarında çok fazla fark yok ama full tank çıkıyor. Karşı takım Barat'ı çok zor çıkartacaktır derken bizi burada yakalamışlar. Claude'un canı çok az. Claude'un öldüğünü göreceğiz. Bakalım Link buradan çıkabilecek mi? Link çıkmadan kill almak istiyor. Popol ve Kupa'yı kesti. Ama buradan bir kill vermiş olduk. Granger de geldi. Beleri'nin öldüğünü görecek miyiz? Buradan Granger'a bir kill daha verdik ve Beleri'k de öldü. Bu senaryo bizim adımıza birazcık kötü oldu. Parsa orada Granger'ı tekleyebilir. Bakalım tekleyebilecek mi? Birinci tek, ikinci tek ultiyle kullandı. İlk ultiyi çok kötü attı. Buradan çıkabildiğini görecek miyiz? Granger ulti de kullandı. Üçüncü ultisini kaçırdı. Oradan çıkman gerekiyor Parsa ama oradan çıkması çok zor gibi gözüküyor. Alucard hepsi peşinde. Çok da güzel bir hasar verdi ama burada Parsa'nın yine öldüğünü görüyoruz. Şu an senaryo bizim adımıza gittikçe kötüleşiyor. Bu kadar öndeyken geriye düşmemiz hiç hayır alamet değil. Turtle'ı aldığını görüyoruz Ling'in. Çok güzel Turtle'ı aldık ve hızlıca çıktık. En azından Turtle'ları vermiyoruz. Barat'ın artık yavaştan takım savaşlarına dahil olması gerekiyor. Çünkü çok büyük bir tanklığa ulaştı ve karşının onu kesmesi zor olacak derken burada Chench ulti de açtı. Ultiyi açıp maviyi de aldı. Burada Barat'ın çıkabildiğini görecek miyiz? Burada 4 kişilik bir ekip görüyoruz. Lunox'u arka taraftan kıstırdılar. Barat'ın canı çok az. Barat ölecek mi? Granger'a bir kill daha verdik buradan. Bir takım savaşı izleyeceğiz gibi duruyor. Link de zıpladı buraya. Beleri'k ultisini kullandı. Alucard'ı çıkarttık. Bakalım Link devam edecek mi? Parsa'dan kötü bir ulti geldi. Arkadan Link ultisini kullanıyor. Oradan Chench'i de çıkarttık. Claude da geldi ultiyle birlikte. Buradan Granger'ın da çıkacağını görecek miyiz? Burada Granger'ı da çıkarttık. Claude gerçekten muhteşem oynadı. 3'te 3 için fazla zorlamak istemiyor. Tekrardan Dextra döndü. Buradan 3 tane Rusyalı'yı keserek kendi adımıza hafif kötüleşen oyunu tekrardan ele geçirdik diyebiliriz. Midin kulesini dövdüğümüzü görüyoruz. Karşı ormanları hiç bırakmıyoruz. Şu an
Bu arada Parsa yine yakalanmış. Lunox tek attı ve mahvetti işte. Yıldırım copu ve kader saatini bitirmiş. Kutsal kristale doğru giden Lunox'un verdiği hasarı görüyorsunuz. Böyle riskleri atmamamız gerekiyor. Çünkü Beleri karşı takımımız kırılgan. Baraz'la Beleri'yi çıkarttığım zaman hem tek atıp hem tek yiyebilecek şampiyonlar. Bakalım burada Claude'a bir pusu görecek miyiz? Çent çalıda. Claude 10 stack ama buradan çıkması zor olur derken ultiyi kullandı. Bu ne hasar böyle? Bakalım oradan birini çıkartabilecek mi? Ama ne yazık ki bu pusudan Rusya başarılı çıkıyor ve Claude'u kesiyorlar. Bizim için yine kötü oldu çünkü Claude gerçekten çok kasmıştı. Az daha iki kişiyi kesiyordu. Verdiği hasar gördünüz. Barat yine burada tek başına ama kolay kolay kesebileceklerini düşünmüyorum Barat'sı. Şu an stack fulldür diye. Evet, Ling'i de görüyoruz ama Ling'in üzerinde mavisi yok. Bu yüzden içeriye girdiği anda sıkıntı yaşayabilir. Hemen mavisini almaya gitti. Parsa'nın arkadan vereceği hasar çok yüksek olacak. Çünkü onun da kader saati ve yıldırım çok bitmiş derken. Parsa yine yakaladılar. Popol ve kupa artık etkisini göstermeye başladı derken. Ling yetişti buraya. En azından Popol ve kupayı çıkartmamız gerekiyor derken. Popol ve kupayı çıkartamadık. Burada ultiyi çok güzel kullandı. Change'den de bir ulti geliyor. Ling'in buradan çıkması gerekiyor. Beleric buradan kurtulur zaten. Ling bu arada arkaya doğru gidiyor. Popol ve kupayı arıyor fakat Popol kupa orada değil. Buradan tekrardan güvenli bölgeye doğru çıktı. Arkadan Claude geliyor. Claude'un hasarı çok güzel derken ultiyi kullandı. Oradan change'i çıkarttık. Claude ve Ling. Ling de değil. Bu oyunu taşıyacak isim bence Claude. Çünkü verdiği hasarı görüyorsunuz. Daha üzerinde sadece canavar avcısı ve altın asa var derken Lunox'u da çıkartalım oradan. Çok güzel, Lunox'u da çıkarttık. Az daha Claude gidiyordu ama Beleric son saniyede yetişti. Ling oradan Popol kupaya zıpladı ama bu büyük bir hata olabilir. Çünkü ultisi çıktı. Ling'in oradan çıkabildiğini görecek miyiz? Popol ve kupa orada Ling'i kesti. Savaşın devamını izliyoruz ama biz de buradan Granger'ı çıkarttık. Alucard'lar yazıpladı. Popol ve kupanın ultisi kapanmış durumda. Pars oradan Alucard'ı kesmeyi başardı. Rusya burayı biraz hatalı oynadı. Biz de tam zamanda kapattık ama Popol ve Kupa artık çok büyük etki göstermeye başladı. Zaten ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. Popol ve Kupa'nın tank, Popol ve Kupa'nın etkisi çok yüksek olacak. Özellikle ultisiyle birlikte. Karşı takımda Chench olduğunu da unutmayalım. Oyun uzayabilir. Çünkü Chench çok rahatlıkla derken Parsa bir tane daha vursa yakmaya ölecek mi? Parsa burada Chench'i kesmeyi başarıyor. Yakma rününe, amblemine orada Chench'i kesti ama buradan çıkması gerekiyor. Popol ve Kupa ultiyi açtık. Popol ve Kupa'nın canı da çok az. Parsa bir tane vursa öldürür derken kule altına girmiş bir Claude görüyoruz. Ama Claude oradan Granger'ı kesmeyi başaramadı. Ne yazık ki bu bizim için çok kötü oldu. Granger'ın da gittikçe güçlendiğini görüyoruz ve o tank Granger nasıl ölecek bilmiyoruz. Parsa orada Alucard'a öldü ama giderken de yanında Alucard'a götürdü. Ling zıpladı Lunox'a ama Lunox'un verdiği hasarı görüyorsunuz. Sarısı var mı? Sarısında bastı. Buradan çıkması gerekiyor bizimkilerin. Fiskesini aldık en azından Lunox'un. Popo ve Kupa'da ultisini kullanmış oldu. Çok güzel bir ulti geldi burada. Fiske ulti Beleric'le. Bakalım Link kime fokuslanacak. Link buradan change'i çıkartamadı ama Beleric öldü. Buradan change'i çıkarttık ama bu savaşı vereceğiz gibi bir. Buradan Ling'i de kaybettik. Burada Barat'sı da kaybettik. Bizim adımıza çok kötü bir savaş. Şu anda 4 tane takım arkadaşımız ölü. Sadece Claude yaşıyor ve Lord'a girecekler mi diye bakıyorum. Claude çıktı, Parsa çıktı. İkisi Lord'u durdurabilecek güçte. Böyle satışları yapmamamız gerekiyor. 25-22'ye geldi durum. Parsa'nın güzel hasarı var. Ultiyi de açtı ama burada ulti açması çok büyük hata oldu. O ulti yüzünden Parsa'nın canının burada yok olduğunu görüyoruz. Popol ve Kupa'da Claude'u yakaladı. Oradan en azından tuzağa yakalanmadı. Tuzağa yakalansaydı öldüğünü görebilirdik. Burada Claude'un peşini bırakmak istemiyor. 1-1 bizim adımıza şu an oyunda çok kötü senaryolar gerçekleşiyor. Karşının pikleri de hiç kötü değil. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. 10.2k kasmış bir Ling'imiz var ve bunu kullanmamız gerekiyor. Ama işte mavi buff'ı alamadığımız anda, Chench maviyi ultilediği anda Ling hafiften oyundan düşmüş oluyor. Şu an mavisini aldı. Güzel. Claude'un da iyice kastığını görüyoruz. Burada biraz zorluyor ama çok güzel. Granger'ın ultisi burada boş yere gitti. Granger'ın ultisini aldığını gördük ama burada bir 3 kişi Claude'u kapatmaya çalışacaklar. Claude onlar kapatmadan ben oynamayayım dedi. Ultisini attı ama tüm hasarını veremedi Chench'e. Bakalım buradan çıkabildiğini görecek miyiz? Kalkanı da kullandı. 3 kişi Claude'un üstündeler. Claude'un buradan çıkması demek bizim için çok iyi bir senaryo demek ama burada Popol ve Kupa kesmeyi başardı. Arkadan Popol ve Kupa'yı düşürdüğünü gördük Parsa'nın. Orada da Chench Ling'e düştü. Ling arkada direkt Chench'i çıkartmaya çalışıyor ve mantıklı olanı yapıyor. Çünkü Chench bizim çok büyük bir belalımız olabilir derken buradan Lord'u da alıyoruz. Bu Lord'a doğru gelebilecek mi derken Beleric orada çok büyük rahatsız etti Granger'ı. Hatta neredeyse kesecek derken Parsa'ya sadece ulti atmak kaldı Granger. Beleric sayesinde oradan
Granger kilimizi de almayı başardık. Alucard üstü ittiriyordu. Lord'u bıraktılar çünkü alamayacaklarını biliyorlardı. Burada Lunox'a girdiğini görür müyüz? Ama Link mavi daha çok istiyor Lunox'tan. Burada rakip takım mavisini de almayı başardı. Karşı takım şu an saldırmayacaktır. Savunma yapmaları gerekiyor. Aramızda sadece 2K arkadaşlar, 2.5K fark var. Dikkat etmemiz gerekiyor derken Lunox'u yakaladık buradan. Uzaklardan Parsa yine kendisine geldi ve killleri almaya devam ediyor. Çok güzel oldu burada kesmemiz Granger'ı. Çünkü Lunox'u Lord'u tutarken bayağı bir zorlanacaklar. Şu an sadece savunma yaptıklarını görüyoruz. Zing'in hasarı da güzel. Ama Change olduğunu unutmayalım. Change sayesinde kolayca tutabilirler. Burada bir kule alt denemesi görecek miyiz? Claude içeri doğru girdi. Link de zıpladı. Link burada kill alabilecek mi diye bakıyoruz. Link burada Granger'ı kesti ama kendisi de düştü. Tankımız şu an base'e buradan bitirebilecek miyiz? Bakıyoruz yoksa burayı satacak mıyız? Popol ve Kupa'nın canı çok az. Burada bizimkilerin de canı az. Lord'un canı az kaldı. Herkesin canı az. Burayı tehlikeye atmamamız gerekiyor. Vurun ana kuleyi bitirin derken Alucard işlerine girdi. Parsa'nın ve Claude'un canı çok az. Burada kesebildiklerini görecek miyiz? Parsa ultiyi de kullandı. Rusya burada oyunu tuttu. Keşke ana kuleye vurup bitirebilseydik çünkü uzadıkça gerçekten tehlikeli olmaya başlıyor. Parsa'nın canı çok az. Burada Lunox Parsa'yı kesmeye başardı. Buradan Beleric de öldü. Çok kötü bir senaryo izliyoruz burada. Baratsın da öldüğünü görecek miyiz? Baratsa çökmüş durumdalar. Alucard bırakacak gibi değil onun peşine. Arkasından da Chench Buz Kraliçesi'nin değneğinin verdiği yavaşlatmayla birlikte resmen burada 4 kişi çok kötü oyunu sattık. Claude kasılmaya devam ediyor. Dakika 16, 56K farm var takımımızın, 57K fakat karşında 56K farm var. Yani arada 1000 gold var. Ve oyun uzadıkça herkes full build olunca bu goldların hiçbir anlamı kalmıyor derken Link burada yakalanmış. Aman Link. Link'i vermememiz gerekiyor. Claude 10 stack'te kalmaya çalışıyor. Burada devam ediyor. Popol ve Kupa ultiyi açtı. Claude'un buradan çıkması gerekiyor. Claude burada yine 4 kişi kapatıyorlar. Ultisini de kullandı. Burada çok büyük hasar veriyor. Ama burada ne yazık ki 4 kişinin 5 kişinin Claude'a çekip öldürdüğünü görüyoruz. Karşı base ana kulesi açık ama şu an tüm koridorlar geride. Bilmiyorum ne yapacağız. Tehlikeli bir hal almış durumda. Hiçbir hata yapmadan oynamamız gerekiyor. Çünkü artık ölüm süreleri de arttı iyice. Takımımızdan 1-2 kişinin ölmesi bile oyunun kaderini değiştirebilir. Yine burada Link duruyor ama 4 kişi Link'i kapatabilirler. Alucard base'de Link oraya ittirecek mi? Link oraya ittirirken midde de bir toplanma görüyoruz. Şu an Alucard'la VSS'ini Link'in alması çok zor. Link'i kapatmaya geliyorlar buradan. 3 kişi Link buradan ama kolayca çıkabilecektir. Bu çok kötü oldu. Popol ve Kupa duvardan düşürdü Link'i. Yetişebilecekler mi? Bir de çarpla yavaşlattılar. Change de ultisini kullandı. Sürekli olarak bu aynı pozisyonda şuralarda kill verip duruyoruz. Lunox'un canı çok az. Buradan Lunox'u kesmeyi başardık. Beleric gerçekten de hakkını vererek oynuyor. Parsa'ya sadece ulti atmak kalıyor. Burada Popol ve Kupa'yı da yakaladı. Popol ve Kupa'yı da yakaladı. Bakalım Parsa'nın ultisi yok ama iki yetenekle bile tek atabilir ona. Lord'a 40 saniye var şu anda. Dediğim gibi artık verdiğimiz her ölüm oyunun kaderini etkileyecektir. Çünkü çok fazla ölüm süreleri var. Barat'ın da stack'ten düşmemesi gerekiyor. Claude'un da stack'ten düşmemesi gerekiyor. Burada bir takım sayışı görebilir miyiz derken Beleric denedi ama Popol Kupa kaçmayı başardı. Burada savaşmak istemiyoruz ama Claude burada stack'leniyor. Popol ve Kupa ultisini de kullandı. Beleric'ten bir ulti geldi ama sadece Chang'i tuttu arkadan. Popol ve Kupa'yı burada çıkartmayı başardık. Bakalım devam edeceğiz mi buraya? Buraya devam etmemiz gerekiyor. Burayı zorlamak istemedik. Artık bizimkiler de oyunun zorlaştığını anladılar ve oyunu bitirmeye, maçı bitirmeye yönelik oynuyorlar. Lord'a mı gideceğiz yoksa bir takım savaşta bitirmeye mi çalışacağız? Popol ve Kupaları yok. Bunu değerlendirirsek oyunu buradan bitirebiliriz. Baraz tek başına Lord'a başlamış ama Link yanına gidecek mi? Link yardıma gitti. İkisi Lord'u alırken burada umarım satmayız derken burada girdiler. Beleric'ten güzel bir ulti kullanımı geldi. Buradan çıkabilecek mi? Chench ultiyi değdiremiyor. Beleric'in canı çok az. Burada Beleric'i kaybetmemiz bizim için çok kötü olur. Burada tankımızı kaybettik. Lord'u alabilecek miyiz? En azından Beleric orada oyalarken takımımız da Lord'u almayı başardı. Şu anda karşıdan Popol ve Kupa ölü derken Chang'i çıkartabilecek miyiz? Bak, kar sopasını kullandı. Claude ultisi çok büyük hasar verdi. Link de ultisini kullandı. Alucard'ın canı da çok az. Alucard'ı da keseceğiz mi buradan? Alucard'ı da çıkarttı çocuklar. Buradan Alucard'ı da çıkartacak mıyız? Alucard'ı da çıkarttık.
ama Parsa'yı verdik ne yazık ki arkada. Lunox çok kasmış biçimde. Claude'a neredeyse dik atıyordu. Claude araya girdi. Ultisinin olmadığını biliyoruz Claude'un. Lunox buradan bir kill daha aldı derken Barat aşağıda Granger'a 1v1 atıyor. Ling'in orada canı az bir şekilde kaldığını görürüz. Barat'ın da mı öldüğünü göreceğiz buradan. Barat da burada ölmüş şekilde gördük ve Lord şu an boş yere gitti. Bakalım Ling tek başına ne yapabilecek? Lord geliyor ama karşıdan 3 kişi yaşarken bizim takımımızdan sadece tek kişi, o da Ling yaşıyor. Buradan Red'i çalmayı başardı. Buradan Granger'a da girdi. Burayı biraz fazla zorladı. Granger'ı kestiğini gördük. Buradan çıkabilecek mi? Fakat buradan çıkamadı. Bunu neden yaptı bilmiyorum ama 60 saniye bekleme süresi değmezdi Ling be. Ya da değer miydi? Çünkü 3 taraftan da minyonlar ittiriyor ama bilemedim bu pozisyon bizim için iyi mi oldu, kötü mü oldu? Allah'tan diyorum ki oyuna çok önde başlamışız. Şu an görüyorsunuz 35-35. Hala aramızda 1K'dan az gold farkı var derken Belerik yine bir fiskoy ulti kullandı ama bunu kime kullandım Belerik? Belerik burada çok kötü bir biçimde sattı. Bir kill daha verdik. Karşı takım Lord'u da çok rahat bir biçimde tutmayı başardılar. Dediğim gibi oyunun başını öne geçmemize rağmen oyunun sonunda şu an karşı takım bizi geçmiş durumda. Gold'da da geçtiler fakat Gold'da geçmelerin artık hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Çünkü şöyle itemlere baktığımız zaman artık herkes full build deyip burayı da aşağı atabiliriz. Çünkü herkesin full build olduğunu görüyoruz. Daha sonra orayı açıp bakarız kim hangi itemleri satıyor, hangi itemleri alıyor diye. Claude'un vereceği hasar bizim için çok önemli. Şu an Midas'ı çıkmış, Vahşi Öfkesi ve de Kahin çıkmış. Full büyü direncine odaklı gidiyor. Granger'ın ve Alucard'ın Claude'a vereceği hasar onu biraz üzebilir. Nox burada pusu atmış ama buraya kimse gelmeyecek. Barat'ı 3 kişi kapattıklarını görüyoruz. Chench onu slowlarsa o slowdan bir daha çıkamaz derken Barat ultisini kullandı ama Chench ultiden de çıktı. Burada Barat'ın öldüğünü ne yazık ki görüyoruz. Şu anda karşı takım gerçekten dörtlü üçlü şekilde sürekli pusu atarak ve takımımızdakileri keserek oynuyorlar. Burada Ling'in de yakalandığını görürüz. Ling'in ölmemesi gerekiyor. Oyunu verebiliriz derken orada Barsa yetişti ve Granger'ı da Chang'i de kesmeyi başardık. Popol ve Kupa'ya da devam ediyor Ling buradan. 3 kişiyi kesmeyi başardık. Haydi bitirin çocuklar buradan. Bu maç gereğinden fazla uzadı. Lunox'un hasarı çok fazla. Burada dikkat etmemiz gerekiyor. Mid'den minyonlarımız da geliyor. Belerik de geliyor. Parsa ultiyi kullandı ama agresif bir fiske gördük Lunox'tan. Bu fiskeden çıkış yok. Buradan Lunox'u kesmeyi de başardık. Bakalım Alucard'ı çıkartabilecek miyiz burada? Minyonlar ana kuleye vuruyor ama Alucard burada tek başta tutabilir derken 3 kişi olduk artık. Onun da oradan çıkışı yok. 5'ini de kestik ve bu oyunu kazanmayı dibine kadar hak ettik. Oyunun orta safhasında hatalar yapmış olsak da oyunun sonunda kazanmayı bildik. Ve vurun ana kuleye çocuklar. 40'a 38 muhteşem seyir zevki yüksek bir maç. Türkiye vs Rusya'nın İlk maçın kazananı Türkiye oldu. Buradan hepsini tebrik ediyoruz. MVP'miz bronz bir Baras görüyoruz. Utancından itemlerini satmış 1-5-5. Fakat burada 16-7-9 oynamış. Ve %26 hasar vermiş Ling. Bunun yanında %29 hasar vermiş Parsa ve Claude'u görüyoruz. Taşıyıcılarımız gerçekten mükemmel oynadı. Parsa oyunun başında çok öne geçmişti fakat orta oyunda biraz hatalı oynayış gördük. Oyunun sonunda tekrar hatasını telafi etti. Muhteşem bir maç izledik. Belerik'in gümüş alması bence saçma çünkü hak etmiyordu. O da altınlık oynamıştı diyelim. İkinci maçı da arkasına ekler miyim bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü boğazım bitti boğazım. Bu kadar emeğe karşılık like atmayı ve destek yorum atmayı unutmazsanız sevinirim. Bu serinin devamı için like yorumlarınızı bekliyorum. Hala abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Arkasına ikinci maçı da belki eklerim, belki eklemem arkadaşlar. Haberiniz olsun çünkü bu ağzım inanılmaz gitti. Hepinizi öpüyorum. Ya devam ediyorsunuz ya da video bitti. Bay bay. Evet arkadaşlar, Türkiye vs Rusya'nın ikinci maçına hoş geldiniz. Bu maçı kazanıp seriyi 2-0 olarak galip bir şekilde çıkmak istiyoruz. Picklerimize baktığımız zaman Roger'ı kapmışız. Hayabusa'mız, Chu'muz, Kufra'mız ve Matilda'mız var derken burada Kufra rahatsız ederek başlamakla güzel bir başlangıç yaptı diyelim. Büyü hasarımızda biraz eksiklik görüyorum ama Matilda'nın da kastığı zaman verdiği hasar biliyoruz. Karşıda şu an bol bol görmeye alıştığımız lane'de bir Fanny görüyoruz. Bunu daha önce de görmüştük. Picklerimiz güzel fakat sıkıntı da yaratabilir bize. Karşıya baktığım zaman Ling, Fanny, Xborg, Chench, Serena. Karşının pikleri de farklı. Bakalım ne olacak orada. Kufra Xborg'u tuttu ama
Orada Çuğ devam etmek istemiyor. Kalkan da geldi Xborg'un. Sesim biraz gitti ilk maçtan dolayı ama Fanny orada Hayabusa'yı yakalayıp tekrar çıktı derken Fanny'nin base atması gerekiyor. Üst koridorumuzda Hayabusa vs Fanny göreceğiz. Alt koridorumuzda Xborg vs Çuğ göreceğiz. Mid'de ise Matilda Kufra. Karşıda ise Chench ve Selena göreceğiz. Karşının tanklık açısından biraz sıkıntısı var. Karşıda kim tank atacak bilmiyorum. Orada Kufra Chench'i tutamadı ama güzel bir hasar verdi Matilda Chench'e. Arkadan Selena stun'ı tutturdu. Ama burada Kufra olaya müdahil oldu. Roger hızlı bir şekilde geliyor. Roger'ın metada ne kadar güçlü olduğunu biliyorsunuz. Orada Link zıpladı ve ilk kanı ne yazık ki Selena'nın stun'ıyla birlikte Russo'ya vermiş bulunuyoruz. Sakin bir oyun başlangıcı gibi. Çuğu orada 4 olsaydı kill alabilirdik ama ne yazık ki oradan Roger zıpladı. Bakalım ormanı kim alacak? Ormanı büyük ihtimal Link aldı. Turtle'ın çıktığını görüyoruz. Burada üstünlüğü kurup Turtle'ı almamız gerekiyor. Link'in buff'ı da çıkmış durumda. Link buff'ını alırken orada hızlı bir Turtle denemesi yapıyoruz. Şu an görüşleri var. Bizim Turtle yaptığımızı biliyorlar. Chench de gördü. Kufra da yetişti oraya. Kufra çok güzel tuttu Chench'i. Buradan hızlı bir şekilde Turtle'ı aldık. Turtle'ın yanında bir kill de Roger'a kaldı. Bu bizim için ciddi anlamda önemliydi. Çünkü en büyük taşıyıcımız bu oyunda Roger olacak ve karşının tankını olmadığında unutmayalım. Xborg tank katsa bile ne kadar tanklayabilir derken Hayabusa orada ne yazık ki Fanny'ye ölüyor. Fanny çok hızlı bir komboyla Hayabusa'yı kesmeyi başardı. Şu an 2-1 gerideyiz ama daha maçın başı, hiçbir şey belli olmaz derken Kufra çok güzel zıplıyor, etraftakilerini tutabiliyor. Roger ormanın dönerek kasılıyor. O Roger belli bir 2-3 item çıktıktan sonra karşı takımın korkulu rüyası olacaktır. Yine mi de bir oyun görecek miyiz derken mi de ittirmeyi tercih ettik. Üstte yine Hayabusa'ya bir baskın görüyoruz. Orada Link ile Fanny birlikte girerse kesebilirler derken mid'de Kufra yine Selena'yı tutmuş. Ama şurayı daha çok merak ettim. Burada Fanny zorlamak istemedi. Ya da ultisini almak istiyor. Ultisini aldı. Fanny istediğini yaptı ama buradan Hayabusa gölgesine çıkarak rahat bir biçimde kaçtı. Orada bir birinci yetenek atarsa Xborg'un öldüğünü görebiliriz. Roger'ın buradan kill alması gerekiyor. Çuğu da girdi ama kill vermeyelim buradan derken kuleyi çok güzel paylaştılar. Çuğu ve Roger ama buraya Fanny geliyor. Dikkat etmesi gerekiyor Çuğu'nun. Buradan ne yazık ki Fanny'ye bir kill daha verdik ve Yedi Deniz'in kılıcını bitirmiş bir biçimde. Güçlü bir biçimde o Fanny karşının en çok kasan ismi. Kuleyi çok güzel paylaştılar Roger ve Çuğu. Oradan biz de Roger'a bir kill aldırdık. Kufra ne yazık ki tutamadı. Oradan tutsaydı bir kill çıkartabilirdik. Şu an 2-0 Roger'ımız var. Karşıda tehlikeli ise 2-0 bir Fanny var. Bakalım Kufra Matilda orada duruyor ama 3 kişiyi duvara vurabilir mi derken zorlamak istemediler. Üste Fanny'ye bir oyun görüyorum. Fanny'yi düşürmemiz gerekiyor ama 2 saniye sonra Lord var. Bu Turtle'ı almamız gerekiyor. Lord dediğime siz bakmayın. Selena burada Chench de aşağı tarafta, aslında eksikler derken Kufra orada çok güzel tuttu. Buradan Ling'i öldürebilecek miyiz diye bakarken ultisini kullanıp o da güzel bir biçimde kaçmayı başardı. Roger Chench'i yakalamış durumda. Chench kuleden de bir hasar yedi. Roger burada kanın kokusunu aldı ve o kill'i almayı başarıyor. Buradan bu bir Turtle anlamına gelebilir. Kufra yine o çalıyı denedi ama bu sefer orada kimse yok. Turtle'a başladık. Link arkada bekliyor. Görüşü verecektir Kufra. Duvarda ama bizimkiler onu oynatmayacaktır diye düşünüyorum. Bu Turtle'ı çaldırmamamız gerekiyor. Roger direkt zıpladı çünkü hasarının farkında. Ama buradan Turtle'a dönmesi gerekiyor. Ling'i kaçırdık ve buradan Turtle'ı güzel bir takım oyunuyla almayı başarıyoruz. Üste baktığımız zaman Kufra Fanny'i tutar mı derken tutması çok zor. Fanny'nin kaçması kolay, kovalaması kolay. Aklınızda aşağıda sıkıntılı. Çuğunun canı az. Burada Xbox'tan ulti görür müyüz derken yok. Chench'i görüyoruz yine. Selena'dan güzel bir stun. O stun sayesinde Matilda'yı kesebilecek mi? Ama buraya girmesi Selena adına çok büyük bir hata oldu. Roger bir kill daha aldı. Bakalım burada Roger'ın bir kill daha aldığını görüyoruz ve 5-0 duruma geldi. Xborg'a da devam ediyor. En azından koruyucu meleğini almak istiyoruz orada Xborg'un ama kalkanını bile alamadık. Burada bu savaşlar dönerken Hayabusa üstten oyunu bitiriyor.
Ve orada çok güzel bir farm yapıyor şu an. Hayabusa 1-1 gitmesine rağmen 5-0 giden Roger'la farmı neredeyse aynı. Ve tam istediğimiz senaryo gerçekleşiyor. Ve takımımızın bütün killeri Roger'a kalıyor. Fırtınayı bitirmiş durumda o Roger artık gerçekten de çok tehlikeli diyebiliriz. Şu an bir 4K'lık, 3K'lık, 3.5K'lık bir altın farkımız var. Rusya'ya karşı 3K'dan birazcık daha fazla. Burada Fanny'nin verdiği hasar neydi öyle? Hayabusa'yı yok etti Fanny. Lane'deki Fanny'nin iyi oynandığında neler yaptığını görüyorsunuz. Yani buff'u olmasa bile. Orada Kufra güzel denedi ama karşıda da Selena gibi bir sıkıntı var. Roger buradan Ling'in Red'ini çalmayı başardı. Senna stand'a tutturdu ama oraya giremeyeceklerdir çünkü öndeyiz derken Chench burada ultisini kullandı. Kufra zıplamak istedi ama olmadı. Fanny'ye dikkat etmemiz gerekiyor. Aman. Chu orada yakalanmış. Chu'nun burada ne yazık ki öldüğünü görecek miyiz derken Chu. Chu buradan çok az canla kaçmayı başarıyor aşağıda. Hayabusa ve Xbox savaşını görürken Ling de oraya doğru yaklaştı ama Ling'e çok büyük bir hasar verdik. Buradan çıkması gerekiyor Ling'in. Buradan koruyucu meleğini aldık Xborg'un. Kufra'dan kötü bir ulti geldi. Zamanlaması gerçekten çok kötüydü. Ne yazık ki tutamadı ama hatasını telafi edip buradan Xborg'un kalkanını alabilecek miyiz? Xborg'un kalkanını aldık. Son bir vuruş gerekiyor. Ve o vuruşta Matilda'dan geldi. Oradan bir kill daha almayı başarıyoruz. Ling ayrı kittirmeye geçti. Çünkü şu an üstünde buff'ı yok ve takımımıza karşı hiçbir şey yapamaz. Buradan Roger tek atıyor. Bir kill daha aldı ve buradan rakibin base'ine girip Selena'yı da kestiğini görüyoruz. Roger sen neler yapıyorsun? 7-0 Roger. Çok güzel. Takımda tek kişinin kasması da sıkıntı. Çünkü Roger'ı çıkarttıkları anda Roger'ın saflaştırının olmadığını biliyoruz orman oynadığı için. Selena'nın uzaklardan attığı bir stunla Roger'ı keserlerse takım savaşında zorlanabiliriz derken buradan Fanny'yi durduramıyoruz ve Fanny bir kill daha almayı başarıyor. Oradan Xborg'u tuttuğunu görecek miyiz? Fakat Kufra zıplamayı istemedi. Buradan geri çekil attı ama Kufra burayı oynamak istiyor. Kufra burada change tuttu ama orada hiç kimse yok. Kufra'nın burada ölümü olabilir bu. Matilda yetişti ama Matilda orada Selena'nın stun'ını yedi. Xborg ulti kullanıyor. Roger da buraya geldi. Hepsinin canı çok az fakat Matilda çıkmak zorunda kaldı. Roger buradan Ling'i keserek bir kill daha almayı başarıyor ama Hayabusa'nın canının çok az Kufra'nın canının çok az olduğunu görüyoruz. Ama buradan en tehlikeli isim Fanny'ye Roger'ın shutdown'unu verdik. Kimin aklına gelirdi ki lane'deki Fanny bizim en büyük problemimiz olacak. Kufra biraz fazla zorladı orayı Kufra yüzünden diyelim. Çünkü Matilda geri çekil atmıştı. Hayabusa'nın da hasar çok fazla. Farmladığının şu an geri dönüşünü alıyor. Kufra arkaya doğru attı. Selena'yı change çıkartmayı başardık ama oradan Kufra'nın öldüğünü göreceğiz gibi en azından. Hayabusa'nın çıkması gerekiyor. Kufra'nın orada öldüğünü gördük. Karşının killerinin hepsinin de Fanny'ye kalması bizim için oyun başı için kötü bir haber ama oyun sonu için güzel bir haber diyebiliriz. Hayabusa'nın farmına baktığım zaman 6300. Karşıya gerçekten fark atmış durumda fakat Fanny'nin farmı 6700. Şu an oyundaki en büyük farm da Roger'da ama Roger'ın dikkat etmesi gerekiyor. Orada çalıda bir pusu var. Karşının mavisinde çaldı. Roger üstüne düşen tüm görevleri gerçekleştiriyor. Rakibin ormanına aman vermiyor. Aynı zamanda kendi ormanına da dönüyor. Ve bu şekilde farmda bayağı bir öne geçti. Fanny'ye bile 1K fark atmış durumda. Ama dediğim gibi saflaştırının olmadığını unutmamamız gerekiyor. Şu an hala yaklaşık 4K'lık bir fark var. Burada Kufra tuttu ama Change'in safını aldı en azından. Hayabusa'nın ulti attığını görebilecek miyiz? Burada Lord'a saldırı sesleri geliyor. Kufra kule altına doğru girdi. Matilda da yanında ama Fanny üstü ittiriyor. O üstten kuleye açacak gibi. Biz bu sırada Lord'un gelişmesini beklemeden Lord'a girdik. Çünkü Roger'ımızın fırtınası bitmeyen savaşı ve Raptor Palace'ı bitmiş durumda. Buradan çaldıracak mıyız yoksa? Çok güzel bir çarp attı ve Lord'u çaldırmadık. Burada Ling'i takip ediyoruz. Matilda'dan Ling'e çok büyük bir hasar verdik ve orada Ling'i kesmeyi de başardık. Xborg'un kalkanı olmasına rağmen kule altı denemesi istiyor. Üstten de bir kule verdik Fanny'ye. Burada Xborg ulti atamadan kestik. Roger'ın artık birinci teneğine bakacak. İnsan formuna dönüştü. Roger'ın oradan bir kill daha aldığını görüyoruz. Kurda dönüştü. Chang'e de çok büyük hasar veriyor. Buradan 2'de 2 gördük. Chang'e de kesti. Ama buradan çıkması gerekiyor çünkü Fanny'nin hasarı gerçekten çok yüksek. Matilda orada devam etti. Matilda'nın bu hasarından oyunun başında bahsetmiştik. Sadece bir tane AP şampiyonumuz var. Ama o da Matilda ve hasarını görüyorsunuz. Kufra yine zorlamak istiyor fakat canı çok az.
Fanny'nin attığı bir ultiyle ölebilir. Orada Kufra yine zorladı. Zıpladı duvara vurdu ama yakınlarda kimse yok. Link'in çıktığını görebilecek miyiz? Ultisi var mı? Link buradan ultisini kullandı. Roger'ın birinci teğini atmasını bekliyoruz. Ona bile gerek yok dedi ve birinci teğine çok rahat bir biçimde oradan Link'i kesmeyi başardı. Üstten Lord geliyor. Bütün koridorları fark ettiyseniz aynı anda getirmeyi başardık. Şu an 3 koridordan da bir baskı altındayız ama karşıda Change var derken Hayabusa'nın canı çok azdı. Oradan kötü bir fiske gördük Kufra'dan. Kufra da biraz base'in içinde kaldı. Buradan ne yazık ki Fanny 1 kill almayı başardı. Orada Fanny'yi düşürmemiz gerekiyor. Güzeldir. Shotlan yine Roger'a gitti. Roger şu anda herkese tek atacak durumda. Buradan oyunu bitirmeye oynayabilir miyiz? Alttan da minyonlar geliyor. 2 kuleyi açabildik. Sadece üst kuleleri kaldı. Üst kuleyi de açtık. Karşıdan 3 kulesini açmış durumdayız. Oyunu bitirmeye oynayabilir miyiz? Oradan Serena güzel bir stand tutturdu. Buradan çoğunun çıktığını göreceğiz. Aşağıda Link minyonları tutuyor. Çoğu buradan ulti ile birlikte Serena'yı kesmeyi başardı ama sanki tutacaklarmış gibi bizim bir tur geri çıkmamız gerekiyor. Çünkü burada öldüğümüz vakit oyunu satabiliriz. Kufra yine girmek için duruyor ama zıplayacak mı diye baktım. Zıplamadı. Roger da ormanını dönmeye devam ediyor. Şu an 11.3k kasmış. Bu gerçekten çok deli bir farm. 10k'ya kadar gold farmı çıktı. Bu farmın çoğunda Roger sağ olsun. Roger sayesinde bayağı bir takım öne geçti. Burada Kufra nasıl öldüğünü görmedik ama yine bir zorladığı pozisyonda ölmüştür. Çünkü biraz fazla zorluyor. Karşının mavisi de çıktı. Link'e hiç oyun oynattırmıyoruz arkadaşlar. Link'in mavisini sürekli aldığımız için Link yazık zavallı. Etrafta boş boş gezip minyon ittiriyor. Şimdi oyunu tutabilecekleri kadar tutacaklar. Çünkü change'leri var. X-Borg koruyucusuna güveniyor. Burada X-Borg'un kalkanını da aldık ama fazla güvenip zorlamamamız gerekiyor. Hayabusa aşağıdan koridor ittiriyor. Dediğim gibi oyunu bitirmekte sıkıntı yaşayabiliriz. Hem X-Borg'ları hem change'leri rahat bir biçimde minyonları tutabilirler. Kanos Samiş'ten sonrasında tank çıkmış X-Borg. O yüzden içeriye çok fazla giriyor ama dediğim gibi yani bir Kufra ile X-Borg'a baktığımız zaman aradaki farkı zaten anlatmaya gerek yok. Matilda içeriye doğru girdi. Ufak da bir hasar verdi. Roger'ın da oradan girdiğini görüyoruz. Bizimkiler hiç bitirmeden oyunu hiç uzatmadan bitirmek istiyorlar ama Lord'a daha 50 saniye var. Roger'dan bir Lord'a saldırı gördük. Kufra yine zıpladı oradan, kimseyi tutamadı. Hayabusa muhteşem bir hasar verdi. 5 kişinin arasına girdi. Selena'nın çıktı. Selena oradan bir canla kaçmayı başardı. Burada satmamamız lazım. Sürekli olarak minyonlar geliyor. Minyonları temizliyorlar. Şu an sanki biraz kill için oynuyormuşuz gibi geliyor ama X-Borg ultisini kullandı. Orada X-Borg'un ultisi boşa gitti diyebiliriz. Hayabusa'nın verdiği hasarı gördük az önce. Hayabusa gerçekten mükemmel bir hasar veriyor derken Change buradan ulti de kullandı. Ne yazık ki burayı bitiremiyoruz. Çünkü çok rahat bir biçimde minyonları temizliyorlar. Bizim 10 saniye sonra çıkacak Lord'u alıp Lord'la birlikte Kufra'nın başlatacağı son bir takım savaşıyla oyunu bitirmemiz gerekiyor. Çünkü şu an arada 9k fark varken bunu kullanmamız lazım. Az önceki oyundaki gibi oyunun başını iyi geçirip sonuna doğru gerilersek ne yazık ki öne geçtiğimizin hiçbir anlamı kalmayacak. Burada Lord'a başladık. Arkada Link duruyor ama o Link'in görüşünü alabilecek miyiz? Kufra ters tarafa gitti. Şu an Matilda da görmüyor Link'i. Burada Roger'ın çarpı çok güzel atması gerekiyor. Buradan sanki çaldıracağız gibi bir kokular var. Çünkü Link'i görmüyoruz. X-Borg da araya girdi. Burada Lord'u çaldıracak mıyız? Lord'u çaldırmadık. Roger gene çok güzel bir çarp attı. Buradan killleri de topluyoruz. X-Borg'un da koruyucu meleğini aldık ama onun da buradan çıkışı yok. Hem Lord'u aldık hem karşıdan 3 kill aldık. Daha ne olsun, orman oynamanın hakkını kesinlikle veriyor Roger. Çünkü Link'i görmüyordu, görüş yoktu. Ona rağmen çok güzel çarp attı. Artık karşı takım teker teker ölmeye başladı ve oradan base diyerek bizimkiler dalga geçiyor derken serinin ikinci maçında böylelikle kazanıp Rusya'ya karşı galip geliyoruz. Bugün Türkiye'nin günüymüş. 2-0 aldık. 3. maçı yensek de yenilsek de serinin galibi biziz. 14-1 iken 14-1-2 giden Roger'ı buradan tebrik ediyoruz. %40 hasar vermiş. 15 dakikada 70k. Gerçekten mükemmel. Bütün takım iyi oynadı. Burada Chu'yu 1-3-2 görüyoruz ama Chu da lane'i tuttu ve üstüne düşeni yaptı. Kufra da biraz fazla zorladı ama Matilda'nın da gerçekten çok iyi bir oyun çıkarttığını söyleyebiliriz. 10'a 2 giden Fanny'ye yazık oldu. Çünkü lane'de oynadı, buff'sız oynadı. Ona rağmen karşının en iyi oynayan oyuncularındandı.
Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hala abone değilseniz abone olarak çok büyük destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sağ olun. Bay bay demeden önce ulusal maçların devamını istiyorsanız bunu yorumlarda belirtin. Bay bay.